Fizik uçucu, fizik çözer Metin Çözer'e, modern fizik kolye'ye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar, Fen Lisesi 12. sınıf 3. ünite ölçme ve değerlendirme soruları dalga mekaniği ve elektromanyetik dalgalarla ilgili arkadaşlar çalışmalara başlıyoruz. Evet, birinci sorumuz su derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal su dalgaları leğene konulan engellerin arkasındaki açıklıktan doğrusal olarak geçiyor. Sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi şöyle bir efendime söyleyeyim engelimiz var. Eğer bu şekilde arkadaşlar doğrusal olarak geçiriyorsa demek ki kırınım olmuyor. Kırınım olmuyorsa arkadaşlar lambda küçük W. Kırınımın olabilmesi için arkadaşlar lambda büyük W olması gerek. O halde ya lambda'yı arttıracağız ya da arkadaşlar W'yu azaltacağız. Yani şu arkadaşlar yarık genişliği azaltılmalı. O halde W yarık genişliği azaltılmalı. Şimdi arkadaşlar dalga boyunu arttırmak için V eşittir lambda çarpı F'i düşünelim. Sevgili arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Lambda'yı arttırmam gerekiyor. Bunun için frekansı azaltabilirim. Evet. Eğer arkadaşlar su derinliği sabitse hız sabit. İlk durumda hızı sabit alalım. Ya da arkadaşlar frekansın azalması demek periyodun artması demek. Veya arkadaşlar burada frekansı sabit tutup hızı arttırdığımızda dalga boyu yine artacaktır. Bakın şunu demek istiyoruz. V eşittir lambda çarpı F. Şimdi buradaki hız, dalganın hızı sadece ortama bağlı. Frekans sadece kaynağa bağlı. Dalga boyu ise hem hıza hem frekansa bağlı. Her ikisinin de değişiminden etkileniyor. Birincisinde frekansı azalttım, dalga boyu arttı. Arttırmak istiyorum. Eğer burada frekans sabitse hızı arttırmam gerek. O zaman arkadaşlar derinliği arttırmamız gerekiyor. Su eklemeliyiz arkadaşlar. O halde leğene su ekle diyoruz. Yani derinliği arttır diyoruz. İşte arkadaşlar bu dördünden birini yapabiliriz. Zaten şu ikisi aynı şey. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş ve aynı fazda çalışan iki noktasal kaynak lambda dalga boylu dalgalar ile şekildeki girişim deseni oluşturuluyor. Evet. Girişim deseni üzerindeki A, B, C ve D noktalarının hangi çizgi üzerinde olduğunu belirtiniz. Bu noktaların kaynakları olan uzaklık farkını hesaplayınız. Evet arkadaşlar şimdi çok kolay A'dan başlayalım. Lambda görüldüğü gibi 1,5 lambda. Geliyoruz lambda 2 lambda 2,5. O halde arkadaşlar A noktası için KA1 eşittir 1,5, KA2 eşittir 2,5. O halde arkadaşlar K1, K2 A noktası için diyelim PK1 ya da PK2. Bu da A, K1, K2. İşte 2,5'tan 1,5 arttığımızda arkadaşlar ne kaldı? 1 kaldı. Görüldüğü gibi arkadaşlar 1 eşittir N lambda ise bu nedir? Dalga katarı. İşte çift çukur arkadaşlar. Bu nedir? Girişim deseni üzerinde çift çukur. Dolayısıyla arkadaşlar yol farkı ne oldu? 1 oldu. N eşittir 1. Demek ki birinci dalga katarı üzerinde çift çukur. B'ye bakıyorum. 1, 2. B, K1, K2. Şurası arkadaşlar uzaklık 2 lambda. Şuradan bakıyorum. 1, 2, 2,5. O halde 2,5'tan 2'yi çıkarttığımızda 0,5 yani 1 bölü 2 o da eşittir. N eksi 1 bölü 2 görüldüğü gibi arkadaşlar lambda. Şimdi buradaki arkadaşlar yol farkı yani 1 tabi 1 lambda bu. Buraya da lambda yazıyoruz. Şu lambdalar sadeleşiyor. N eşittir 1. Demek ki arkadaşlar B noktası da birinci düğüm çizgisi üzerinde. Eğer yol farkımız arkadaşlar N lambda ise bu nokta dalga katarı. Yol farkı N eksi 1 bölü 2 lambda ise düğüm çizgisi üzerindedir. Düğüm çizgisi üzerindedir. Evet C noktasına bakıyoruz. 1,
2, 2,5. Buradan bakıyoruz 1, 1,5. 2,5'tan 1,5 çıkarttık arkadaşlar. Yine ne kaldı? 1 kaldı. Ve görüldüğü gibi bu noktada arkadaşlar şu merkezi dalga katarının sağında birinci dalga katarı. Birinci dalga katarı. Görüldüğü gibi arkadaşlar A noktasıyla C noktası simetrik. A noktası şu merkez doğrusunun solunda birinci dalga katarı. Birinci dalga katarı. Efendim söyleyeyim, C noktası da sağında. İkisi de birinci dalga katarı olarak isimlendiriliyor. D noktasına bakıyoruz. 1, 2 landa. Efendime söyleyeyim, buradan geliyoruz. 1, 1,5 landa. O halde yol farkı 1 bölü 2 landa eşittir. N eksi 1 bölü 2 landa. Yine arkadaşlar N eşittir 1. O halde bu D noktası da arkadaşlar birinci düğüm çizgisi üzerindedir diyoruz. Kırmızı renkli lazerle yapılan çift yarık deneyinde çift yarık arkadaşlar çift yarık deneyi yapılmış. Deneyinde perde desen oluşmaktadır. Tamam. Çift yarık yerine tek yarık kullanılırsa deney tekrarlanırsa nasıl bir desen oluşur? Sevgili arkadaşlar çift yarıkta delta x bu nedir arkadaşlar? Şuradaki yarık genişliği işte aydınlık 2 veya karanlık 2 saçağın ortası arasındaki mesafe latif doğan lambda L bölü dN. Buradaki lambda kullanılan şu dalga boyu kardeşim. L şu perde ile ekran arasındaki uzaklık. D buradaki yarık genişliği arkadaşlar. Şöyle nedir bu? Çift yarık. Şu iki yarık arasındaki mesafe d uzaklığı ve n şu ortamın kırıcılık indisi hava ise 1 yazarız. Peki bu tek yarıkta ne oldu arkadaşlar? Delta x yine aynı. Şöyle latif efendime söyleyeyim. Bu sefer tek yarık genişliği boğan diyoruz. Evet latif doğan latif boğan. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Burada eğer şu yarık genişliği değişmiyorsa demek ki delta x değişmez. Fakat tek yarıkta merkezi aydınlık saçak genişliği iki katına çıkacak. Örneğin arkadaşlar şu merkezi aydınlık saçaksa bu merkezi aydınlık saçak genişliği normal saçak genişliğinin iki katı olacak diyoruz sevgili dostlar. Diğerleri de arkadaşlar yine aynı şekilde ne yapacak? Sağa sola doğru bu şekilde dizilecek. Diğerlerinin genişliğinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Tek yarıkta kırılım deneyinde kırmızı ışık, çift yarıkta girişim deneyinde de mor ışık kullanılmıştır. Yarık genişlikleri ve perde ile ekran arası uzaklık aynı olduğuna göre ışıkların oluşturduğu kırılım ve girişim desenlerini çiziniz. Sevgili arkadaşlar, tek yarıkta delta x dedik ki lambda L bölü WN. Yarık genişlikleri ve perde ile ekran arası uzaklar eşit. Aynı. Aynı. Şu da aynı arkadaşlar. Şimdi diyor ki kırmızı ışığın dalga boyu mor ışığın dalga boyunun iki katı. İlk durumda arkadaşlar o zaman 2 lambda alıyorum. Efendim de söyleyeyim. Şimdi çift yarıkta girişim deneyi delta x üssü olsun arkadaşlar. Bu da lambda L bölü dN. Bunlar işte aynı. Görüldüğü gibi arkadaşlar burada tek yarıkta yapılan girişim deneyinde saçak genişliği mor ışıkla yapılan şu çift yarık saçak genişliğinin iki katı olmaktadır. Bir de burada arkadaşlar tabii merkezi aydınlık saçak da normalin iki katı olduğuna göre demek ki arkadaşlar bu tek yarıktaki kırmızı ışıkla yapılan girişim deneyindeki merkezi aydınlık saçak genişliği mor ışıktakinin 4 katı olacak. Bu arkadaşlar delta x ise bu 4 delta x olacak. Çünkü normalde buradaki arkadaşlar saçak genişliği bunun 2 katı. Merkezi aydınlık saçak genişliği de normal saçak genişliğinin 2 katı. O halde arkadaşlar ne olacaktır? Dolayısıyla merkezi aydınlık saçak genişliği tek yarıktaki çift yarıktakinin 4 katı olacaktır. Ve arkadaşlar aynı şekilde böyle yanlara doğru ondan sonra gidecektir. Buna
İşte diyelim ki 4 delta x dersiniz. Tek yarıktaki sonra arkadaşlar şu şekilde delta x şeklinde gidecektir. Aydınlık, karanlık, aydınlık, karanlık şeklinde. Burada da arkadaşlar hep delta x şeklinde olacaktır. Sevgili arkadaşlar, bununla ilgili animasyonlu konu anlatımımız var. Bakabilirsiniz. Oradaki playlistlerden arkadaşlar konulardan seçip buradaki hem konu anlatımını hem de oynatma listesinden arkadaşlar seçtiğimizde animasyonlu konu anlatımını görebiliriz. Elektromanyetik dalgaların ortak özellikleri nelerdir? Arkadaşlar, bütün elektromanyetik dalgalar birbirine dik olarak titreşen elektrik ve manyetik alanlardan oluşurlar. Enine dalgalardır ve hepsinin hızı C'dir. Yani ışık hızıyla hareket eder. Bütün elektromanyetik dalgaların boşluktaki ve havadaki hızı C'dir. Enine dalgalardır. Bu çok önemli arkadaşlar. Bütün elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar ile ses dalgalarının benzer yönlerini. Evet. Şimdi arkadaşlar elektromanyetik dalga adı üzerinde elektromanyetik dalga. Ses dalgası ise arkadaşlar mekanik dalga. Bu anlamda tamamen ayrıdır. Mekanik dalga. Elektromanyetik dalgalar eninedir. Ses dalgası boyunadır. Tamamen farklı. Şimdi benzer bir yön bulmaya çalışıyoruz. Elektromanyetik dalgalar boşlukta yayılır. Ses dalgası ancak hava ortamında veya başka bir ortamda, yani mekanik dalgalar suda, katıda, sıvıda, gazda, yani kısaca ortamda, bir ortam, maddesel bir ortam olması gerekiyor. Fakat bütün dalgaların bir ortak özelliği var, enerji taşır. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar enerji taşır, ortak yönü budur. Çift yarıkta girişim ile tek yarıkta kırınım deneylerinin sonuçlarına göre ışığın doğası hakkında nasıl bir çıkarım yapılabilir? İşte arkadaşlar burada su dalgalarının hani kırınım oldu ya arkadaşlar, şurada geldi ve buradan gitti. İşte arkadaşlar bu su dalgalarına baktığımızda ışığı da gönderdiğimizde aynı şekilde ışık da kırınıma uğruyor. Ve arkadaşlar girişim, işte su dalgalarında girişim yapmıştık. Şuradan gelen dalgalar, buradan gelen dalgalar arkadaşlar ne yapmıştı? Efendime söyleyeyim. Çift çukur, çift tepe, tepe artı çukur, yani katar ve düğüm çizgilerini, yani karanlık ve aydınlık bölgeleri oluşturmuşlardı. İşte sevgili arkadaşlar aynı şekilde ne yapıyor? Işık dalgaları da su dalgaları gibi girişim yapıyor. İşte su dalgalarına bakarak ne diyoruz? Diyoruz ki ışık dalgaları da su dalgaları gibi kırınıma uğruyor ve girişim yapıyor. Demek ki arkadaşlar kırınım olayı ve girişim olayı ışığın dalga modeli ile açıklanabilir. Elektromanyetik dalgaların enine dalgalar olması ne demektir? Açıklayın. Sevgili arkadaşlar, bir boyuna bir de enine dalgalar vardır. Eğer titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu aynı ise buna boyuna dalga diyoruz. Ses dalgaları gibi işte arkadaşlar. Şöyle titreşiyor hem de yayılıyor. Fakat yay dalgalarını da gösterelim. İşte arkadaşlar şu şekilde bir yay dalgası düşünün. Bu yukarı aşağı doğru titreşirken sağa veya sola doğru gitmektedir. Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine dik olan dalgalar da arkadaşlar enine dalgalardır. Elektrik ve manyetik alanlar arkadaşlar birbirine diktir. Şekil üzerinde gösterilmiş. Bakın arkadaşlar kitabınızın 164. sayfasında. Anadolu Lisesi kitabında da gösterilmiştir. Mutlaka her kitapta gösteriliyor sevgili arkadaşlar. Şu y ekseni, şu x ekseni, efendime söyleyeyim bakın şu z ekseni. Tabi burada çok daha güzel çizilmiş. Burada arkadaşlar şu şekilde, şurada tabi bunun dik olduğunu belirtmek için şu şekilde çiziyoruz. İşte arkadaşlar şu elektrik alan, şu manyetik alan ve bu da arkadaşlar hızı birbirine dik olacaktır. Elektromanyetik dalgaların yayılma doğrultusu. Kitabınızdan da tekrar arkadaşlar bakabilirsiniz. Bu şöyle oluyor. Sonra efendime söyleyeyim şöyle oluyor. Bunlar arkadaşlar sürekli yer değiştiriyor. İşte yer değiştirince arkadaşlar değişen elektrik ve manyetik alan etkisiyle elektromanyetik dalgalar oluşuyor.
Sabah telefonun alarmı çalan öykü alarm sesini duymakta ama yatmaya devam etmektedir. Çok güzel. Alarm sesinden rahatsız olan babası telefondan uzaklaşırken, yine başka bir şey yapmıyor, iyi. Annesi telefonun alarmını susturmak üzere telefona doğru hareket etmektedir. Bakın arkadaşlar, annelerimizin kıymetlerini bilelim. Anneler birer şefkat kahramanıdır. Arkadaşlar, her türlü eksiğimizi, gediğimizi yine anneler kapatmaya çalışıyor. Allah razı olsun. Anne baba ve öykünün algılamaları beklenen frekansları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, öykü kardeşimiz burada. Öykü. Burada da arkadaşlar cep telefonu var. Alarm sesi. Evet, baba uzaklaşıyor. Anne yaklaşıyor. Veya şuradan da gösterebilirsiniz anneyi. Anne yaklaşıyor. Arkadaşlar, öykünün duyduğu sesin frekansı gerçek frekanstır. Direkt F. Baba uzaklaştığı için F baba küçüktür. F daha küçük. Yaklaşan ise arkadaşlar frekansı daha büyük algılayacaktır. F anne büyüktür. F diyoruz. O halde F anne büyüktür. F öykü, o da büyüktür. F baba olacaktır. Evet, 3. ünite ölçme değerlendirme sorularına devam ediyoruz sevgili dostlar. Ne demiş? Bir elektromanyetik dalganın elektrik alan bileşenin büyüklüğü budur. Buna göre arkadaşlar manyetik alan büyüklüğünün kaç tesla olur? Arkadaşlar aklınıza şöyle kalsın. E eşittir BC. Ebesi. Bu şekilde akılda iyi kalıyor. Ebesi denince kimse unutmuyor arkadaşlar. Buradan B'yi çekersek B eşittir E bölü C. Aklınızda bu kalsın. Kim isteniyorsa onu çekin. Şimdi B eşittir E'yi yerine yazıyorum. 6 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü 3 çarpı 10 üzeri 8. O da 2 çarpı 10 üzeri eksi 15 tesla. Evet, çok güzel bir paragraf geldi arkadaşlar. 11, 12 ve 13. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Evet, Zeynep Kırtasiye'den aldığı biri mavi, diğeri kırmızı ışık yani 2 adet lazerle deney yapmak istiyor. Kalem kutusundan çıkardığı 2 adet 0,5 mm kalem ucunu bir eliyle yatay ve paralel tutarken diğer eliyle kırmızı renkli lazer ışığını kalem uçlarının ortasına doğrultuyor. Maşallah. Evet, Zeynep kardeşimiz bayağı yetenekliymiş. Görüyorsunuz arkadaşlar, deney yapıyor. Tebrik ediyorum kardeşimizi. Bu da bir gelişme arkadaşlar. Bunlar önemli. Bu tür etkinlikleri yapmak gerçekten önemli arkadaşlar. Öyle laf olsun, latife olsun diye demiyorum. Işığın karşısında yer alan belirli uzaklıktaki perdede ışık sayısının birden fazla olduğu görülüyor. Demek ki arkadaşlar kırınıma uğramış. Ortadaki ışığın çok parlak olduğunu, işte merkeze aydınlık saçak ve bu ışığın sağında solunda giderek zayıflayan simetrik ışıklar bulunduğunu fark ediyor. Evet arkadaşlar, giderek bu ışıklar ne yapacak? Zayıflayacak. Evet. Elindeki mavi ışığı kalem uçlarına tutunca yine aynı şekilde ortadaki ışığın çok parlak olduğunu ve sağında solunda giderek zayıflayan simetrik ışıklar bulunduğunu fark ediyor. Aynı. Neticede arkadaşlar deney aynı fakat dalga boyları farklı. Kırmızı ve mavi ışıkların sayısında bir değişiklik olduğunu anlıyor. Hiçbir değişiklik yapmadan deneyi tekrarladığında perdede oluşan mavi ışık sayısının kırmızı ışık sayısına göre daha fazla olduğunu görüyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Dalga boyundan kaynaklanıyor Zeynep kardeşimiz. Delta x eşittir latif lambda l bölü wn demiştik. Latif Doğan. D yerine W gelir. Aklınızda kalsın. Latif Doğan bizim arkadaşlar Besnili, biliyorsunuz küstüm türküsünü söylüyor. Küstüm, küstüm. Evet, Latif kardeşimizi de anmış olduk. Evet, mavi çizgi sayısının kırmızı çizgi sayısından fazla olmasının sebebi nedir? Tabii ki arkadaşlar dalga boyu küçüldükçe delta x de küçülüyor ve aynı arkadaşlar alanda, aynı bölgede küçülünce daha fazla ne yapacaktır arkadaşlar? Saçak sığacaktır. Saçak genişliği azaldıkça saçak sayısı artmaktadır sevgili arkadaşlarım.
Mavi çizgi sayısı fazla olduğuna göre mavi ışığın dizilim genişliği ile kırmızı ışığın dizilim genişliği farklı mıydı? Tabii ki arkadaşlar, işte delta x. Yani delta x kırmızı büyüktür. Delta x mavi. Evet. Farklıysa bunun sebebi ne? Söyledik. Dalga boyu sevgili arkadaşlar. En başta zaten bunun sebebinin ne olabilir? Aynı. Demek ki değişen sadece mavi ve kırmızı, mavi ve kırmızı ışığın arkadaşlar dalga boyunun farklı olmasıdır. Zeynep perdeye doğru yaklaşıp deneyi tekrarlasaydı delta x eşittir Latif Doğan lambda L bölü WN. Evet, yaklaşsaydı arkadaşlar küçülecekti. Delta L küçüldüğü için delta x de küçülecek. Ve dolayısıyla arkadaşlar delta x küçüldüğü için perdede daha fazla saçak görülecekti sevgili arkadaşlar. Perdede daha fazla. E tabii ki arkadaşlar perdeye yaklaştıkça buradaki arkadaşlar efendime söyleyeyim aydınlanma şiddeti E eşittir U bölü D kare kosinüs alfa. Bu küçüldüğü için aydınlanma artıyor. Yani arkadaşlar parlaklık da artacak. Sayısı da artacak diyoruz. Sevgili dostlar, bundan sonraki videomuzda ölçme değerlendirme, evet 3. ünite çoktan seçmeli soruları çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Burada da 14'ten 29'a kadar 15 tane efendime söyleyeyim sorumuz var. Bunu da aynı videoda çekersek arkadaşlar 50-60 dakikayı bulacak. Dolayısıyla arkadaşlar sıkıcı bir durum meydana gelecek. Dolayısıyla bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizikolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.